Herkese merhabalar. Benim adım Duygu. Bazılarınız beni zaten Biz Evde Yokuz'dan da tanıyorsunuz. Bugün size bambaşka bir konuda bir video çektim. Curly Girl. Bu karantina döneminde çok alakasız bir şekilde Curly Girl'u keşfettim. Ve kendi hesabımda ufak ufak paylaşırken bu konuyla ilgili çok soru olduğunu, aslında pek de bilinmediğini gördüm. Ve sizden gelen talep doğrultusunda bu videoyu hazırladım. Burada notlarım var, arada oraya bakıyor olacağım. Bu videonun içeriğinden biraz bahsedecek olursak, İlk defa Curly Girl'u duyanlar ve merak edenler için aslında aşama aşama Curly Girl nedir? Önce onu konuşacağız. Kimlere yarar? Saçınızda nasıl bir fark yaratır? Neden bunu öneriyoruz? Bunu konuşuyor olacağız. Daha sonra bazı doğru bilinen yanlışlardan bahsedeceğiz. Saçımıza nasıl bakmamız gerektiğini konuşacağız. Yani nasıl ürünler kullanmamız lazım? Bu ürünleri saçımıza nasıl uygulayacağız? Bundan bahsedeceğiz. Takibinde nasıl şekil vereceğiz, saçımızı nasıl kurutacağız, bundan bahsedeceğiz. Son iki konumuzda gece nasıl uyuyacağız ve daha sonra saçlarımızı ilerleyen günlerde nasıl canlandıracağız olacak. Bunlar aslında her bir ayrı video konusu ama yeni başlayanlar için böyle sıkıştırılmış, kompakt bir video hazırlamak istedim. O yüzden bazı şeyleri birazcık daha genel geçeceğiz. İstediğiniz yerde screenshot alabilirsiniz. Öncelikle Curly Girl metodu nedir, ne işe yarar, kimlere faydası olur, nasıl bir saçınıza değişiklik bekleyebilirsiniz? Curly Girl aslında böyle saçınıza bir bukle verme, işte deniz dalgasını yaratmak için 3 hamle gibi bir metot değil. Curly Girl'un amacı sizin saçınızın doğalındaki o güzel görüntüyü aslında saçınıza geri kazandırmak. Bunun için de saça kendini bulması için bir fırsat vermek için bir metodoloji geliştirmiş. Ben bunu araştırırken o kadar çok before after fotoğrafı gördüm ki bayağı etkilendim bu metoddan ve denemeye karar verdim. Benim daha 3. haftam. Bu bir yolculuk. Herkes bunu söylüyor. Yani bu bir saçınızın kendine geri dönme süreci olduğu için ona bir zaman tanımanız lazım. Benim önümde şu an Mayıs ayındayız. Eylül'e kadar kendime bir zaman verdim. Çünkü havalar güzel. Buradaki şeyleri yapmak benim için daha kolay olacak. Eylül ayında tekrar bazı şeyleri değerlendireceğim. Ben 3 hafta olmasına rağmen saçımdaki değişikliklerden inanılmaz memnunum. İlk denemeye başladığımda da bazı videolar çekmiştim. Arada size oradan görüntüler de serpiştireceğim ki 3 haftada bile ne kadar fark ettiğini siz de görebilirsiniz. Size şu an sürecin 4. ayından sesleniyorum. Ara sıra gireceğim. Kafanız karışmasın diye bir parantez açayım istedim. Bu arada saçların aktüel durumu da böyle. Tada! Bu noktada aslında saç tipleri denilen bir konuyu da keşfettim. Ondan da kısaca bahsetmek istiyorum. Çünkü bu Curly Girl metodu dediğim gibi bir yolculuk ve saçınızı bir tipten alıp öbürüne götürüyor. Meğer 4 tane saç tipine ayrılıyormuş saçlar. Kendi altlarında da bunlar A, B, C diye ayrılıyormuş. 1 numara düz saçlılar. 2'den itibaren dalgalı, daha dalgalı ve kıvırcığa doğru gidiyor. Benim mesela saç tipim, ben 2A olduğunu sanıyordum. 2B ve C'ye doğru yavaş yavaş gittiğimi görüyorum. Acaba 3A olur mu bilmiyorum ama birçok insanın saçı kendini buldukça daha dalgalıya doğru seyrediyormuş. Açıkçası ben saçımın doğalında ne var çok merak ediyorum. Kendisi bana ne gösterecek merakla bekliyorum. Bu metodun aslında bize kazandırdığı şeylerden birisi de bu. Eğer saçınız cansızsa, elektriklenme yaşıyorsanız ve böyle şekilsiz kabarıyorsa, aslan yelesine dönüyorsa, benim saçım gerçekten öyle oluyordu ve böyle mat ve keçe gibi hissediyorsanız bu video size faydalı olabilir. Bunun büyük ihtimalle nedeni saçınızın çok yıpranmış ve kuru olması. Doğru bildiğimiz sıradan şeyler aslında saçımıza çok zarar veriyor. Mesela saçımızı yanlış ürünlerle yıkıyoruz, saçımızı kurutma şeklimiz, saçımıza havlu bağlamamız çıktıktan sonra duştan gibi şeyler saçımızı çok yıpratıyorlar. Bunlar küçüklüğümüzden beri böyle gördüğümüz için bizim de böyle sürdürdüğümüz şeyler ve bunlar saçımızı bozduğu için aslında birçoğumuz saçımızın aslen neye benzediğini bilmiyoruz. Ben bunu araştırırken o kadar çok insan gördüm ki ah ben dalgalıymışım, ah ben kıvırcıkmışım haberim yok diyen. Gerçekten ben de şurada empati yapabiliyorum. Ben saçlarımın dalgalandırılabildiğini düşünüyordum. Saçlarımı düz sanıyordum ama bazı şeyleri yaptığım zaman saçımın dalgalandığını sanıyordum. Ay, çok şapşalmışım. Aslında benim saçım dalgalanmış ve tonlarca böyle insan var. Siz de bunlardan bir tanesi olabilirsiniz. Eğer düz saçlıysanız bir ihtimal düz saçlı olmayabilirsiniz. O yüzden bu videoyu lütfen siz de izleyin. Bütün metodun aslında
ana fikri bizim narin ve yıpranmış olan saçlarımızı tekrar sağlıklı bir hale kavuşturmak. Çünkü ben de bilmiyordum. Bu metodu araştırırken öğrendim. Dalgalı ve kıvırcık saçlar düz saçlara göre daha kırılgan, daha narin oluyorlarmış. Bunun birkaç tane sebebi var. Bunlardan bir tanesi bizim saçlarımızın dalgası saç diplerindeki o faydalı yağın saç uçlarına inmesine çok müsaade etmiyor. Bu da onun yıpranmasına sebep oluyor. Başka bir şey de belki düz saçlı bir insanın saçlarının buraya gelmesi, şu an çok rakama takılmayın ama işte 3-5 sene alıyorsa bizim dalgalardan ötürü aynı saç boyuna ulaşmamız bunun belki 1,5-2 katı daha da kıvıracaksınız çok daha uzun bir süre olabiliyor. Dolayısıyla kafamızda saç daha uzun bir süre kaldığı için daha çok yıpranmış oluyor. Bu metodda bu yıpranmanın önüne geçmeye çalışıyor ve mevcut yıpranmaları da önermeye çalışıyor. Ve bu gerçekleştikçe gerçekten saçınız çok 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 daha güzele gidiyor. Saçımızın yıpranmasını engel olmak istiyoruz ya, ilk yapmamız gereken şeylerden bir tanesi sülfatsız ürünler kullanmak. Arkadaşlar sülfat bir tür deterjan, bir temizlik aracı. Gerçekten bu bulaşık deterjanların içinde de bulunuyor ve birçok şampuanda var. Bu anlaşıldığı üzere çok yıpratıcı ve saçımızda kalmasını istediğimiz o doğal yağı söküp atıyor. Dolayısıyla sülfatı hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Ancak her sülfatsız yazan şampuana da lütfen kanmayın. Sülfatın çeşitleri var. Bazıları daha sert, bazıları daha yumuşak. Bazı markalar bu sert olanlarını kullanmamayı sülfatsız yazmak için yeterli buluyor. Halbuki içinde yumuşak, yani daha yumuşak olan sülfatlar bulunuyor ama bunlar da istemediğimiz şeyler saçımızda. Dolayısıyla gerçekten etiket okuryazarlığının çok çok önem kazandığı bir metot. Yine dikkat etmemiz gereken şampuanın içeriğinde olmamasını istediğimiz diğer birkaç tane dem madde var. Bunlardan bir tanesi alkol. Yalnız alkolün her türü değil, bazı türleri dost, bazı türleri ise düşman. Yine mineral yağlar ve bazı mumlar da saçı çok kurutuyorlar. Dolayısıyla temiz içerikli bir şampuan kullanarak başlamamız gerekiyor. Bu arada bu metodu kullanan bazı insanlar sıfır şampuan kullanın diyorlar. Bu da çok yaygın. Ancak birçok insanın hayat tarzına da çok uygun değil. Çünkü bu bir adaptasyon süreci gerektiriyor. Bu adaptasyon sürecinde insanlar saçlarının kötü görünmesini yaşamak istemiyorlar. Artı benim durumumda şu an karantinadayız aslında. Kim ne görecekse görsün. Çok umurumda değil ama ben spor yapıyorum ve spordan sonra saçımda biriken o diplerdeki şeyden rahatsız oluyorum. Dolayısıyla ben yıkama ihtiyacı duyuyorum. Ben de dolayısıyla sıfır şampuansız bir metot yerine yumuşak bir şampuanla uygulayabileceğim ikinci metodu önerdim. Birçok insanda bu daha pratik olduğu için, pratik belki yanlış bir kelime oldu ama kendi hayat tarzına adapte etmesi daha kolay geldiği için birçok insan da bunu tercih ediyor. Bugün de bu kurgu üstünden devam ediyor olacağız. Sıra geldi. Saçımızı nasıl nemlendireceğiz? Nemlendirme konusu gerçekten çok 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 önemli. Çünkü yıpranmayı engellerken bir yandan da saçımızı onarmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla saçımıza nem verecek ürünler kullanmamız lazım. Bunlar neler? İşte saç kremi olabilir, saç maskesi olabilir, durulanmayan kremler olabilir. Hangisini kullanmayı tercih ediyorsanız ya da birkaç tanesini birden de kullanabilirsiniz. Ya da böyle bakım kürleri var ya, onarıcı. Mesela Olaplex'in bir tane var. Herkes yere göre sığdıramıyor. Ben de aldım, kullanmaya başladım. Gerçekten ben de çok memnun kaldım. Onu kullanabilirsiniz. Bir şekilde saçınızdaki o nemi ona geri vermeniz lazım. Dolayısıyla çok önemli bir aşaması da bu oluyor. Ancak hangi metodu tercih ederseniz edin, dikkat etmeniz gereken şey yine temiz içerikli. Yani Curly Girl standartlarında temiz içerikli bir ürün olması. Az önce saydığım maddelere ek olarak bu ürünlerde olmasını istemediğimiz bir şey daha var. O da silikon. Silikon yine nasıl sülfat şampuanlarda çok çok yaygınsa, saç kremi ya da bu onarıcı işlerde çok yaygın bulduğumuz bir madde. Silikon saçı yatıştırıyor, güzel ve parlak gösteriyor ama saçta birikim yapıyor. Artık hayatımızdan sülfatı çıkardığımız için silikonun saçımızda kalmasını istemiyoruz. Çünkü silikon saçı yapışan ve onu kaplayan bir şey ve içine nemin girmesine biriktikçe engel oluyor. Bu da saçımızın aslında kurudukça kurumasına sebep oluyor. Kısa vadede yani silikonlu bir ürün kullandığınız zaman saçınızın görüntüsünü sevebilirsiniz ama aslında uzun vadede bindiğiniz dalı kesiyorsunuz. Dolayısıyla silikonlu ürünleri de kullanmamayı söylüyorlar. Peki doğal sabunlarla ilgili ne diyor bu metot?
Ben bu konuda uzman değilim ama araştırdığım kadarıyla sabunlaşma işlemi sırasında içindeki yağlar değişime uğrayıp aslında saçımızı kurutan bazı şeyler haline geliyorlar. Dolayısıyla ne kadar ev yapımı da olsa içinde ne olduğunu da bilsek doğası yağın değiştiği için ve başka bir şey döndüğü için artık saçımıza iyi gelmeyen bir şey oluyormuş. Ve ev yapımı sabunları da önermiyorlar. Herhangi bir sabunu saç yıkamak için önermiyorlar. Saçımızı yıkadık, nemlendirdik, sıra geldi saçımızı şekillendirmeye. Saçımızı şekillendirmede kullandığımız ürünlerin de yine aynı şekilde az önce bahsettiğim bazı saçımıza kötü gelen şeyleri içermeyen ürünlerden seçilmiş olması gerekiyor. Saç şekillendiriciler biliyorsunuz jöleler, köpükler ya da dalga kremleri bunların hepsini kullanabilirsiniz. Ama yine içeriğinin az önce anlattığım standartlarda temiz olması gerekiyor. Şimdi baktığınız zaman aslında kilit nokta ürünlerinizin Curly Girl standartında temiz olduğundan emin olmaya geliyor. Bu da ciddi bir etiket okuryazarlığı gerektiriyor. Bunu da kolaylaştırmak için iki tane web sitesi önermişler. Bunlardan bir tanesi Curlscan. Bu site ne yapıyor biliyor musunuz? Marka marka ürünlerini inceleyip bunun Curly Girl'e uyumlu olup olmadığını söylüyor. Ve şaşırırsınız bazı doğal sandığınız sürfatsız diyen ve üstüne üstlük dalgalı ve kıvırcık saçlar için harika şekilde paketlenmiş ürünler aslında hiç uygun çıkmıyor. Ancak bu sitede listelenen şeyleri iki kere kontrol etmekte fayda var. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla sitenin içerikleri çok güncel değil. Ya da bazı ürünlerin Türkiye içerikleri yurt dışı içeriklerinden farklı olabiliyor. Dolayısıyla önce orayı scan ettim. Oradan temiz olduğunu bulduğum ürünleri bir başka site daha var önerdikleri. Orayla da karşılaştırarak daha sonra bunların Türkiye pazarında satılıp satılmadığını araştırdım. Diğer bahsettiğim ikinci web sitesi de Is it Curly Girl'un kısaltması? Is it SCG? Buradan da ikisini birlikte karşılaştırma yaparak ve Türkiye pazarında olanlarını bularak günlerce internette yaşadıktan sonra siz de bu zahmete girmeyin diye bunları bir listede topladım. Video açıklamasında bu temiz ürünleri de yani Curly Girl standartlarında temiz olan ürünleri de bulabilirsiniz. Bunlara alternatif olarak kullanılabilen iki tane de doğal şekillendirici var. Bir tanesi aloe vera jeli. Ama bunun %100 aloe vera jeli olması gerekiyor. Dikkat edin eğer bunu seçeceksiniz. Ya da evde çok kolay yapabileceğiniz bir tane keten tohum jölesi var. Onu da size başka bir videoda anlatıyor olacağım. Onu da mutlaka izleyin. Bu temiz ürünleri kullanırken de dikkat etmemiz gereken böyle minik püf noktaları var. Ben de bunları uygulamalı olarak size aktarabilmek için 3 gün önce duşta bir video çektim. Şimdi amacımız bizim saçımızdaki nemi korumak ya. Aslında saçlarımız saçımızın ihtiyacı olan o güzel yağı üretiyor, saçımıza bakıyor. Biz her yıkamayla onu aslında saçımızdan kaldırmış olduğumuz için zarar vermiş oluyoruz. Sıcak su da buna sebep olan faktörlerden bir tanesi. O yüzden yıkanırken böyle çok sıcak bir su, olmayan bir suyla biliyorum üşümek istemiyorsunuz ama yani tolere edebildiğiniz ılık bir suyla yıkanırsanız çok iyi olur. İçeriğinin temiz olduğu bir şampuan kullanmanız gerekiyor biliyorsunuz. Bunu da uygulamanın bir yöntemi var. Böyle alıp şu an size yapacağım şeyi yapmamanız lazım. Gösteriyorum böyle saçlarınızı alıp böyle kafanızın üstüne böyle yoğurmamanız lazım. Çünkü aslında biz sadece saç diklerimizi temizlemek istiyoruz. Saç uçlarında o yağın muhafaza olmasını istiyoruz. O yüzden oralara dokunmuyoruz. Ve bu saç diklerimizi yine yıkarken parmak uçlarımızı da yıkıyoruz. Şunu yapmıyoruz. Bu çok kötü bir şey. Saçımızı parmaklarımızın ucuyla şöyle masaj yapar gibi güzelce yıkıyoruz. Bayağı büyük bir miktar saç kremi aldım elime. Şimdi bu nasıl uygulayacağınız sizin saçınızın derisinin ne kadar yağlı olduğuna göre değişiyor. Eğer sizin saç tipleriniz çok yapışıyorsa sadece saç uçlarını uygulayacaksınız. Ama eğer genel olarak saçınız kuruysa her yere uygulayacaksınız. Ben böyle tam saç tiplerine gelmeden şöyle göstereyim. Uçlara doğru uygulayacağım. Bir güzel parmaklarımı da yediriyorum. Mümkün olduğunca önce saç uçlarından başlıyoruz açmaya, daha sonra yukarıya. Bu arada eğer saçınızı tarayacaksanız bu curly girl rutininde saçınızı tek taramaya müsait zaman burası. Ve kullandığınız tarağın şuradaki gibi büyük dişli bir tarak olması gerekiyor. Yine bu az önce gösterdiğim şekilde önce uçları açıyoruz. Sonra birazcık daha yukarıdan aşağıya doğru kaydırmaya başlıyoruz. Böylece saçımızı tarıyoruz. Şimdi bu tarama işlemi sırasında deli gibi saç kaybı yaşadığınızı göreceksiniz ve
Çok çirkin, kusura bakmayın. Ama bu sizi korkutmasın. Şöyle ki, biz aslında dalgalı ve kıvırcık saçlılar çok saç kaybı yaşadığımızı hissediyoruz duşlarda ama böyle değil. Bunun sebebi de şu, düz saçlılar aslında saçlarını gün boyunca her yere dökerek geziyorlar. Ama bizim saçlarımız dökülme işlemine müsaade etmiyor, takılıyorlar. Dolayısıyla bütün hepsi saçımızda birikiyor ve bu tarama işlemi sırasında hepsi kafamızı terk ediyor. Krem saçımızı beklerken diğer önemli bir konuyu konuşalım. Şehir sularımız çok sert. Özellikle bizim burada suda inanılmaz kalker var ve bunlar saçı aslında böyle kas katı yapıyorlar. Bunun saçta kalması da saçımızın çılgın görünmesine sebep oluyor. Laf dinlemeyen ama elektrikli böyle dağınık bukleler bize veriyor. Dolayısıyla elinizden geliyorsa duşunuzun başlığını arıtmalı bir duş başlığı yapabilirsiniz. Biz mesela buradaki şehir suyu her şeye çok zarar verdiği için yani özellikle çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi şeylere de buraya filtre taktırdık. Ama bunların hiçbirini yapmak zorunda da değilsiniz. Yanınıza bir tane böyle içme suyu şişe alıp son durulamanızı onunla da yapabilirsiniz. Ben bir tane getirdim. Onunla en son durulamamı onunla yapacağım. Önce saçımdaki ürünü şehir suyuyla yıkayacağım. Şehir suyunun giderek daha serin olması çok iyi. Ne kadar serin suyla saçınızı yıkarsanız çünkü o kadar saçlarınız kapanır ve sakinleşir. Bu sadece saçınızdaki yağ için değil, son çıkmadan önce saçınızın sakin bir görüntüye kavuşması için de önemli. Artık gerçekten olduğunca serin bir suyla durulamamızı yapacağız. En sonda bir içme suyuyla saçımızı son olarak şehir suyundan arındıracağız. Serin su cilt ve kan dolaşımı için de iyi diyorlar. O yüzden motivasyonunuzu yüksek olması için çok sebep var. Ama tabii ki kış aylarında zor olacak. Bu durumda ben mesela saçlarımın durularken suyun vücudumdan akmaması için şöyle durulamaya çalışıyorum. Siz de aynı şeyi yapabilirsiniz. Bir nebze daha iyi hissediyorsunuz. Bu metodu okurken çok çılgın bir şey öğrendim. Belki siz biliyorsunuzdur ama ben çok şaşırdım. Saçınızda saç kreminin kalmasının aslında tavsiye edilebilir bir şey olduğunu söylüyorlar. Böyle azıcık böyle saçınızda kalması özellikle bu geçiş aşamasında çok yardımcı oluyormuş. O da aklınızda olsun. Şimdi geliyor son su. Yani böyle aslında serin suyu saçınızda bir dakika falan tutun diyorlar ama benim için pek olur yok. O zaman çıkmaya hazırız. Saçımızdan şöyle bir suyu atıyoruz. Çünkü saçımıza havlu değmemesi gerekiyor. Curl Girl metodu biraz zahmetli gibi geliyor kulağıma. Aslında uygulamaya geçince hiçbir size zaman olarak maliyeti olmadığını görüyorsunuz. Hatta şimdi saç kurutma makinesi de kullanamayacağımız için daha bile hızlı olacak. O zaman çıkıyoruz. Duştan çıktıktan sonra saçınıza katiyetle havlu değmemesi lazım. Ben bunu böyle ilk duyduğum zaman yani ne kadar fark edebilir ki dedim. Ve böylesine bir denemek istedim bu metoda başlamadan önce ve aradaki farka inanamadım. Gerçekten çok fark ediyor. Deneyin, siz de göreceksiniz. Yapabileceğiniz iki şey var. Bir tişört kullanabilirsiniz ya da bir tane mikrofiber havlu kullanabilirsiniz. Tişört gayet iş görüyor ama ben seyahatlere de gittiğim için, aynı zamanda plajda vesaire de gerektiği için bir tane mikrofiber havlu aldım. Bunlar gerçekten çok uygun fiyatlı şeyler. Eğer buna devam edeceğinize karar verirseniz siz de mutlaka bir tane edinirsiniz. Ama eğer saçınız kıvırcıksa, benimkiler dalgalı ama sizinkiler kıvırcıksa bununla şöyle suyunu almadan önce direkt şekillendirici uygulamanız lazım. Eğer benimkiler gibi dalgalıysa azıcık bekleyip böyle saçınızdan suyun azıcık azalmasını bekleyip daha sonra uygulayabilirsiniz. Her şekilde saçınızdan şu sesin hala geliyor olması lazım. Gelmiyorsa saçınızı tekrar ıslatmanız gerek. Dinleyin. Duydunuz mu? O saçın o vıcık sesinin hala geliyor olması lazım. Gelmiyorsa bir tane şöyle sprey alabilirsiniz. Eminim korona sayesinde her eve bunlardan bir tane girmiştir. Girmediyse bunları çok kolay bulabiliyorsunuz. Pahalı şeyler değiller. İçini su doldurabilirsiniz. Kuaförlerde bunları görmüşsünüzdür zaten. Tekrar duşa girmeye gerek kalmadan saçınızı fıs 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 2 dakikada ıslatabilirsiniz. Daha sonra ürünleri uygulayabileceğiniz bir kıvama gelir. Ben az önce saçımı tam durulamadım. Azıcık saç kremi bıraktım. Dolayısıyla şimdi tekrar durulanmayan bir krem sürmeyeceğim. Direkt şekillendiriciye geçeceğim. Siz de öyle yapabilirmişsiniz. Ama tercih ediyorsanız durulanmayanlardan da uygulayabilirsiniz. Yine burada kullanacağınız ürünlerin de tabii ki temiz içerikli olması gerekiyor. Bunu ben ilk defa deneyeceğim. Yeni aldım. Bayağı güzel şeyler söylemişler. Bakalım. Bu arada köpük mü? Şey mi? Sprey mi? Onu bile bilmiyorum. Bakayım neymiş. Soru işareti, öyle bir şey söylememiş üstünde hangisi olduğunu. Pompalıyoruz bakalım. Ha, bir dakika.
Aa, böyle jel gibi bir şey çıktı. Tamam. Şimdi söyledikleri şey, wow, bayağı yoğun ürün uygulamanın iyi olduğunu söylüyorlar. Ben aslında o kadar ürün kullanmayı sevmiyorum ama tam yapmak için metodu, valla her şeyi söylendiği gibi yapıyorum. Uygulama şekli de şu. Saçınızı şöyle bir şey yapıyorsunuz. Sonra saçınızı tutup aşağıdan uçlarından yukarı doğru kaldırıyorsunuz ve sıkıştırıyorsunuz. Şimdi burada da yapacağım. Böyle yapıyorsunuz. Kimileri de şunu yapmış, onu da göstereyim size. Şöyle önceden her yerine bir güzel ürünü yedirmiş. Özellikle kıvırcık saçlıların sanıyorum buklede birazcık daha zor bozuluyor. Onlar bunu daha çok yapmışlar. Böyle önce bütün saçın her yerine ürünü yedirmişler. Sonra az önce bahsettiğim gibi alıp bunları böyle sıkıştırıp yukarıya dalgaların cesaretlenmesini sağlamışlar. Bunu yapabilirsiniz. Kendimde de gördüğüm, başkalarının da söylediği bir şey var. Gerçekten doğru. Hep saçımızın şu tepesini unutuyoruz. O yüzden şurayı da böyle alıp sıkıştırmayı unutmayın. Yoksa önler çok güzel bukleleniyor, arkası öyle darman duman kalabiliyor. Aklınızda olsun. Şimdi bunu böyle bir güzel saçımıza yapıyoruz. Ve mümkün olduğunca saçımızı nazik davranıyoruz. Benim gibi bir insan için, sabırsız bir insan için bu nazik olma şeyleri biraz zor ama sanıyorum çok iyi sonuç veriyor. O yüzden denemeye değer. Geldik saçın kurulanma aşamasına. Şimdi size bize önerilen metodu göstereceğim. Buna plopping diyorlar. Türkçe'ye nasıl çeviririz bilmiyorum ama ben saç bohçalama olarak uygun gördüm. Hadi gelin bakalım. Bunu yine bir tişört yardımıyla uygulayabilirsiniz ya da az sonra göstereceğim bunun pratik bir ürünü de var. İşlem şu kadar basit. Saçlarımızı alıyoruz. Şu şekilde. Ve dalgalarımızın yine böyle zımba gibi, yay gibi basıldığından emin oluyoruz. Bu tarafını katlıyoruz. Sonra da şöyle yapıp dönüyoruz. Saçlarımız bunun içinde bekleyecek. Bir 15-20 dakika arası. Daha sonra açacağız ve kendi kendini kuruyacak. Eğer saçlarınız kısa ise bu metot çok iyi durmuyormuş, öyle diyorlar. Orta ve uzun saçlar içinse bence baya güzel bir metot. Alternatifini size şimdi göstereceğim. İkinci kullanabileceğiniz şey de böyle bir bone. Özellikle gece saçları bu şekilde yatmayı tercih edenler bunu kullanmayı daha çok seviyorlar. Bu çok pratik bir şey, şu kadarcık bir şey. Ve size nasıl kullanıldığını göstereceğim şimdi. Yine aynı şekilde saçlarımızın içinde yay gibi katlanmasını istiyoruz. O yüzden nazikçe şöyle alıyorum. Saçlarımın içine girdiğinden emin oluyorum. Sonracığıma bunu şöyle göreceksiniz. Arkada bir tane şeyi var, lastiği var. Bu düğmeye giriyor. Böyle takıyorsunuz. Aynı zamanda böyle evde onarıcı maskeler vesaire uygulayanlar da bunu çok beğenmişler. Ben henüz denemedim. Böyle şimdi biraz bekleyeceğiz. Bir de şöyle bir şey söylemişler. Eğer saçlarınız dalgalıysa jel kıvamındaki ürünleri tercih etmelisiniz köpüğe. Eğer kıvırcık kıvıracaksınız da belki köpük daha iyi olabilir. O yine tercihinize kalmış ama bizim saç türlerimiz için genellikle daha jel yapılı şeyler öneriyorlar. Ve tada, saçları çıkardım. Bundan sonra dokunmayacağım. Kendi kendine kuruyacak. Gerçekten burada dokunmamak çok önemli. İlk gün hiç ama hiç el değmemesi lazım. Hani şey, mümkün olduğunca kulağınızın arkasına falan atmayın, elleşmeyin. Bırakın kendi kendine olmak istediği gibi kurusun. Acemi bir YouTuber olarak size saçımın doğru zamanda nasıl göründüğünü gösteremedim. Çünkü dün saçımın kurumasını beklerken saatler geçti, uykum geldi, üzerine yattım ve kalktım. O yüzden maalesef yani direkt neye benzediğini göremiyorsunuz ama ertesi gün böyle görünüyor. En azından bunu gösterebiliyorum. Gece tabii ki biraz dağılıyor. Zaten her şekilde bu saçımızdaki ürünün o böyle katı yapısını bozmak için şöyle alıp bunları dağıtmamız gerekiyor. Saçımızda şekil verirken yaptığımız gibi. Bu sefer de aslında jelin biraz tutucu özelliğinin dağılmasını ve daha doğal görünmesini sağlamaya çalışıyoruz. Benim videoda atladığım birkaç tane konu kalmış. Müsaadenizle onları tamamlayayım. Bunlardan bir tanesi saç yağları.
Meğer ben bunu yeni öğrendim. Yağların nemlendirici niteliği yokmuş. İsterseniz saçınıza uyguladığınız yağ olsun, isterseniz cildinize. Ama neyi çok iyi yapıyorlar biliyor musunuz? Mevcut nemi içeri hapsediyorlar. Dolayısıyla saçınıza ya da cildinize bir yağ uygulayacaksanız önden bir nemlendirici nitelikli bir şey soymuş olmanız çok önemli. Akabinde yağ, en sonunda saç şekillendirici şeklinde devam edebiliyorsunuz. Diğer bir konuda saç şekillendirici şart mı? Bunların hiçbirisi şart değil. Siz saçınızı nasıl beğeniyorsanız öyle yapacaksınız. Ama saç şekillendiricinin şöyle bir faydası var. Saçınızın çok daha uzun süre güzel görünmesini sağlıyor. Mesela bu üçüncü gününde bile benim dalgalarım güzel görünüyorlar. Eğer saç şekillendirici kullanmazsanız dalgalarınız her gün birazcık daha bozulmaya başlıyor. Bu şekilde aslında saçınızın daha uzun süre güzel görünmesini sağlayarak daha az duş yapıyorsunuz. Ve bu metodda çok önerilen şeylerden bir tanesi de duş sıklığını İşte 6-7 günde bir şeklinde ayarlamanız. Hatta diyorlar ki daha sık duş yapacaksanız şampuan kullanmadan sadece bir saç kremiyle saçınızı yıkayın. Sıra geldi gece uykusuna. Sürtünme saça en çok zarar veren şeylerden bir tanesi ve bunun da en çok gerçekleştiği yer tahmin edersiniz ki yastık. Çünkü gece boyunca bir böyle kafamızı sağdan sola sürtüyoruz. Dolayısıyla diyorlar ki bunun etkilerini azaltmak için kendinize gidin bir tane İpek yastık kılıfı alın. Ben gittim aldım çünkü bu aynı zamanda cilt için de önerilen bir şey. Yaşlanma etkilerini geciktirmek için de tavsiye ediyorlar. Yastığımızı aldıktan sonra kafamızı yastığa koymadan önce bir de saçlarımızı ananas dedikleri modelde toplamamız gerekiyor. Onun için de yine bir tane ipek tercihen tokayla, yoksa bu arada saten de olabilir. Saçımızı kafamızın en tepesinde şöyle... Neden ananas dediklerini anlayacaksınız şimdi. Toplamamız gerekiyor. Yani saçımızı ezmeden, boğmadan, buklelerimizi yormadan bunu yapacağız. Şöyle kafamızın tepesinde topluyoruz. Eğer benden saçınız daha gürse ve kafanızda toka tek dolamada duruyorsa daha iyi. Böyle gece kafamızı yastığa koyacağız. Yani gece şu şekilde uyuyoruz. Yavaş yavaş sonlara geldik. Saçımızı 3. 5. 6. günde nasıl canlandıracağız? Çünkü her ne kadar biz şekillendirici kullansak da o zaman içinde kendini bırakmaya başlayacak. İlerleyen günlerde de saçlarınızın o güzel buklesini geri kazanmak için yapabileceğiniz çok basit bir şey var. Yine bu sprenizi alıyorsunuz. Saçınızı fıs fıs işte ıslatıyorsunuz. Daha tabii çok ıslatıyorsunuz ve zaten saçınızda ürün bulunduğu için tekrar ona kendini hatırlatıyorsunuz şöyle. Yukarı doğru bastırarak, dalgalandırarak cesaretlendiriyorsunuz. Ve ondan sonra saçlarınız hazır. Böylece koskoca bir Curly Girl kitabının video özetinin sonuna geldik. Umarım size faydam dokunabilmiştir. Ben bunları ilk öğrendiğim zaman böyle mağaradan çıkmış gibi olmuştum. Dünyam değişmişti. Ben bunları nasıl bilmiyordum? Saçıma neler yapmışım bunca zaman demiştim. Eğer sizin hayatınıza da ufak bir katkı yaratabildiysem videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoların devamını getirmeyi umuyorum. Keza başka arkadaşlarınız varsa bundan fayda görebileceğini düşündüğünüz onlara yollayarak hem beni hem de onları mutlu edebilirsiniz. Bir notum daha varmış. O da şu. Bu metot bir yol haritası ama kendinize göre kişiselleştirebileceğinizi unutmayın. Hepimiz farklıyız. Tipimiz farklı, zevklerimiz farklı. Kimimiz daha mesela kabarık saçları seviyoruz. Kimimiz daha sönük saçları seviyoruz. Ya da bize yakışan o. İşte kimisine dağınık bukleler yakışıyor. Kimininkine daha derli toplu yakışıyor. Dolayısıyla böyle metodda deneme yanılma yöntemiyle sizin için optimum olan saç modelini bularak kendinize göre adapte edebilirsiniz. Bu videoyu izledikten sonra ya tabii bu çok zor, biz bunu nasıl yapacağız diye düşünüyorsanız hiç öyle düşünmeyin. Gerçekten aslında süper pratik. Tek yaptığınız şey kafanızı bohçalamak ve öyle beklemek. Kendi kendine kuruyor. Eskiye nazaran en azından benim için saçlarıma ben çok daha az vakit ayırıyorum. Çok daha az jövelleşiyorum. Hoş şimdi aylardan Ağustos ileride bilmiyorum kışın nasıl olacak. Onu da gelince göreceğiz. Hep bu güncellemeleri sizinle paylaşıyor olacağım. Hair is in everything. Wow. What? Hair is everything. We wish it wasn't, so we can actually think about something else occasionally, but it is. It's the difference between a good day and a bad day. We're meant to think that it's a symbol of power, that it's a symbol of fertility. Some people are exploited for it and it pays your fucking bills. Hair is everything, Anthony.